Gündem özel programıyla karşınızdayız sevgili izleyenler. Saat 20'yi gösteriyor. Bugün koronavirüsü konuşacağız çünkü ciddi bir artış söz konusu Türkiye genelinde. Tüm gün boyunca Ankara için Wuhan, Türkiye'nin Wuhan'ı yorumları yapıldı. Bu gerçekten böyle mi? Dediğimiz gibi ciddi artış var. Salgın kontrolden mi çıktı? Stüdyomuzda bir konuğumuz var. Hemen ona dönmek istiyorum. Ankara Tabip Odası eski başkanı, Türk Tabipler Birliği Büyük Kongre Delegesi Profesör Doktor Vedat Bulut. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sayın Aras. Teşekkür ediyorum. Akdeniz izleyicilerine de iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle bugünün bir koronavirüs tablosunu hatırlatalım izleyicilerimize. Sağlık Bakanlığı tarafından dakikalar önce açıklanmıştı. 3,5 ay sonra bugünkü hasta sayısı 1642'ye ulaştı. Yani 1600'lü rakamların üstüne çıktık 3,5 ay sonra. Bugünkü vefat sayısı 49. Bugünkü iyileşen hasta sayısı 1211. Baktığımız zaman yine iyileşen hasta sayısı vaka sayısının çok altında kalmış durumda. Ağır hasta sayısına baktığımız zamansa 1041. Efendim bu tabloyu nasıl yorumlamak lazım? Tabii, kontrolden şimdi çıktı mı? Elbette bir kere RT değerinin birden büyük olduğunu gösteriyor bu veriler. Bu da vakanın ürediğini, halen arttığını, yani bizim herhangi bir plato yapmadığımızı ve artış çizgisinin yukarıya doğru grafiğinin devam ettiğini gösteriyor. Çok iyi hatırlayacaksınız, hep ikinci dalgadan bahsediliyor birçok evet. yerde. Aslında biz birinci dalgayı hiç bitirmedik. Birinci dalganın şu anda ikinci pikini yaşıyoruz ve bunu son olarak da Sağlık Bakanı da kabul etti ve kendi cümleleriyle birinci dalganın ikinci pikini yaşadığımızı belirtti. Bu 1500'lü vakalar çok inandırıcı değildir. Türkiye genelinden alınan verilere baktığımızda hem illerden hem Ankara'daki durumun bunun en az 3 ile 5 katı kadar bir vaka olduğunu gözlemliyoruz. Size bir örnek vereyim isterseniz. Pek çok karantinada, artık bırakınız kişi saymayı, karantinada köylerimiz, karantinada ilçelerimiz var. Karantinada binalarımız var, TOKİ konutlarımız var. Ve sırf işçileri hasta olduğu için fabrikalarını kapatan büyük işletmelerimiz var. Biz bu işletmelerin isimlerini etik nedenle vermeyeceğiz. Çünkü sonuçta marka değerlerini etkilemek gibi bir niyetimiz yok. Türkiye'nin çok köklü sanayi kuruluşları bile bu hastalıktan dolayı kurumlarını şu anda tatil etmiş durumdalar. Bu artık kontrolden çıkmış durumdadır. Türkiye'de bu uygulanan politikayı biz sürü bağışıklığı politikası olarak halen nitelemeyiz. Çünkü immünolojide bunun yeri bellidir. Biz mesleki açıdan biliriz. Bunu ben Orta Doğu'da deve kuşu politikası diye niteliyorum. Yani ne bir sürü bağışıklığı ne de bir kontrollü bir Almanya gibi ağır önlemlerle hastalığı kısıtlama ya da hastalığı durdurma gibi bir politika izleniyor. Ortada, ikisinin ortasında bir politika ve sonuçta da Türkiye'de işte gördüğümüz gibi her gün 40'ın üzerinde ölüm sayısı, ki üzücü, işte 274 bin vakamız oldu ve 6500 kadar da ölümümüz var. Bunların hepsi can. Bunun dışında biliyorsunuz pek çok insana da viral bulaş pnömonisi tanısıyla en az iki katı kadar bir rakamda bu rakamla tanı alarak öldüler. Onların da radyolojik görüntüleri COVID'de uygun olmakla birlikte PCR testleri negatif olduğu için COVID-19 koduyla girilmedi. Bu rakamları 3 ile çarpmanız gerekiyor Türkiye için. Bu tablo bile korkuturken 3 ile 5 ile çarpın demek daha maalesef korkutucu. Peki hocam nerede hata yapıyoruz? Peki hatayı şurada yaptık. Bir kere politikacıların şeffaf veri paylaşmaması nedeniyle halkta bir güvensizlik oluştu. Ve bu konunun vehametini anlayamadılar. Bu nedenle de toplu yerlerde bulunurken daha az özen gösterdiler. Örneğin dikkat ederseniz Türkiye'nin temel sorunları düğünler, kına evet. geceleri, işte topluca ibadet hanelere gitmek, işte bir Ayasofya olayını gördük, arkasından Giresun'daki olayları gördük. Toplumda henüz daha bu konunun vehameti anlaşılmış değil. Çünkü bu COVID-19'dan hasta olup klinikte yatan, acı çeken, nefessiz kalan insanları görmediler. Belki biz etik açıdan tabii bu görüntüleri paylaşamıyoruz insanlarla evet. ama buradan bir hekim olarak anlatıyoruz. Eğer oradaki hastaların sorunlarını görürlerse sorunun büyüklüğünü anlarlar. Daha çok özen gösterirler. Gerek maske kullanmak, gerek mesafe açısından ve gerekse el hijyeni açısından çok daha dikkatli olurlar. Özellikle Türkiye'deki temel sorunun düğünler, işte Kurban Bayramı'ndaki durum, LKS-YGS sınavları. Bakın 7 milyon insana biz sokağa döktük ve sınavlar yaptık. Yine bu hafta sonu da KPSS sınavı yapacağız. Bu son derece yanlış bir uygulama olacak. Milyonlarca insan
arkadaşıyla işte güvenlik görevlisi, gözetmen ve bu sınava giren adaylar açısından büyük bir risk oluşturacak. Çünkü çoğu toplu taşınma araçlarını kullanıyorlar. Yapacak da bir şey yok. Bunun dışında işte Giresun gibi ya da diğer ibadethanelerde çok sayıda insanın bir arada bulunması Türkiye'deki sorunun temeli. Ama bunda en temel sorun sağlık politikalarının şeffaf veri paylaşmaması. Bugün Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın da bir açıklaması vardı hocam. Başka bir televizyon kanalında yayındaydı. Ben de gözüme ilişti. Orada bilim insanları olarak da doğru anlatamadık bu süreci dedi. Yani daha önemli bir şekilde anlatmamız gerekiyordu dedi. Sizce de böyle mi? Peki Türk Tabipleri Birliği ya da meslek örgütleri açısından böyle değil. Biz çok fazla sayıda gerçek rakamlarla ve konunun vehametini de anlatacak şekilde halkımızı ulaştırdık. Ancak bilim kurulundan, burada Mehmet Ceyhan'ın bahsetmek istediği şey aslında bilim kurulu. Çünkü bütün insanların gözü bilim kurulundaydı. Evet. Ve nitekim orada da bir skandal patladı. Bilim kurulu üyelerimizden istifa edenler oldu. Bizi yeterince rahat bırakmadılar, bizim önerilerimiz dinlenmedi diye bilim kurulu üyeleri bile isyan ettiler. Mehmet Ceyhan hocamın söylediği o. Çünkü Mehmet Ceyhan hocam da eski bilim kurulu üyelerinden. Evet, biz birlikte de çalıştık. Vardı, evet. Kuş gribi, domuz gribi döneminde çok değerli bir bilim insanı ama bu dönemde bilim kurulunda yer almadı. İşte Ahmet Saltuk Hoca gibi, Kayahan Pala Hoca gibi, Cavit Işık Yavuz Hoca gibi, Mehmet Ceyhan Hoca gibi insanlar görevlerini yaptılar ve toplumu bilgilendirdiler. Ama bilim kurulu maalesef kısıtlılık içinde çalıştı. Hem önerileri dinlenmedi hem de kendilerine yeterince veri ulaştırılmadı. Yani veriler sadece toplumdan, toplum içinde sansürlenmedi. Bilim kurulu üyelerine de yeterince iletilmedi. İşte bu nedenledir ki onlar Haziran'da 5.000 gibi rakamları beklerken biz 100.000 bize sürpriz olmaz diyorduk. Hı hı. Yine yaz ayları gelince Brezilya'da patlayacağını söyleyebiliyorduk ya da Hindistan'daki, Rusya'daki verilerin gerçek olmadığını ve bu rakamların yüksek olduğunu. Bugün bakın ne kadar haklı olduğumuz aradan aylar geçtikten sonra ortaya çıktı. Hem dünyayı görebiliyoruz hem Türkiye'yi görebiliyoruz. Türkiye'de maalesef 1 Haziran'da normalleşme süreci içerisinde daha bu vakalar 40'lı 50'li rakamlara indirilmeden 800-900 bandındayken bir normalleşme sürecine geçildi. O normalleşme sürecinden sonra da işte bugün gördüğünüz gibi o rakamların 2 katına ulaşan, ölüm sayılarında yaklaşık 2 ile 2,5 katına ulaştı, bir yere ulaştık. Biz şu anda çok iyi biliyoruz ki çoğu şehrimizde hem hastanelerde Sayın Araz hem de yoğun bakımlarda yatak sıkıntısı var. Evet. Hastaneler bunu şöyle çözmeye çalışıyorlar, diğer klinikleri de COVID kliniğine çevirerek. Hatta Ankara'da da şöyle bir çözüm düşünülüyor. Numune Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'nin yoğun bakım yatak ünitelerinin tekrar açılması planlanıyor ve orada bir çalışma yürütülüyor. Ne zaman açılacağını tam bilmiyoruz ama malzemelerin revizyonu ve bakımları yapılıyor. Biz çok baştan beri biliyorsunuz, hatırlarsanız ta Nisan ayından beri bu kapattığınız 6 hastanemizi açın Ankara'da ve COVID evet. kliniği yapın. Yani COVID'li hastalar buralarda daha küçük hastanelerde daha kontrolü kolaydır. Böyle 3.000-4.000 yataklı hastanelerde COVID'i kontrol edebilme imkanınız yoktur. Böyle 600 yataklı hastanelerimizi çalıştırırsanız ki Zekai Tahir biliyorsunuz ilk karantina hastanesi oldu. Bu kapatılan hastanelerimizi açın diyoruz artık. Bunlar Türkiye'nin köklü kurumları, isim yapmış kurumları ve sonuçta burada COVID'i bakarak diğer hastaneleri de COVID dışındaki sağlık sorunlarına yöneltirseniz sağlık sorunlarına çözüm getirirsiniz. Türkiye'nin temel sorunlarından biri aslında şu anda COVID'den çok daha başka bir şey. COVID'in yanı sıra ötelenmiş sağlık sorunları birikiyor. Yani onkolojik kanser vakaları, endokrinolojik vakalar, romatolojik vakalar, cerrahi vakalar. Yani işte elektif cerrahi diyoruz filan bazılarına ama bu belki 6 ay sonra radikal cerrahi gerektiren bir duruma dönüşecek. Ve o insanlar sağlık sorunları, endişeleri nedeniyle hastanelere gitmiyorlar. Çok iyi hatırlarsınız ki Nisan ayının 14'ü gibi 11 yaşında çocuğumuz örneğin apandisit patladığı için vefat etti. Yani bu gibi sağlık sorunları da ileride halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkacak. Hem Sağlık Bakanı'nın harcamalarını arttıracak, SGK'nın harcamalarını arttıracak. Hem de vatandaşlarımızın çok daha fazla morbidite ve mortalitesiyle yani ölüm oranıyla veya sakat kalmasıyla sonuçlanacak sağlık sorunları ortaya çıkacak. Bugün baktığımız zaman Ankara'da da önemli bir görüşme var aslında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türk Tabipler Birliği ile görüşüyor, heyetiyle görüşüyor.
sonrasında bir açıklama gelecektir mutlaka ama bu görüşme çok önemli değil mi? Çünkü Türk Tabipler Elbette. Birliği sürekli var olan bir sıkıntıları evet. anlatmaya çalışıyor, sesini duyurmaya çalışıyor. O yüzden bu görüşmeyi önemli buluyoruz biz de. Çünkü Türk Tabipleri Birliği de bir açıklama yaptı iki gündür tüm sağlık kurumlarından ve sağlık çalışanlarından iletilmesini istedikleri konuları kendilerine iletmelerini istediler. Ve bunları ki uzun sürdü toplantı biliyorsunuz 6.30'da. Evet. Biz de şeyi bekliyorduk, açıklamayı bekliyorduk fakat henüz yapılmadı. Bu da toplantının uzun sürdüğünü ve sorunların çok ağır olduğunu gösterir. Türk Tabipleri Birliği şüphesiz ki Sağlık Bakanı'na çok önemli veriler verecektir. Kendilerinin daha bilgidar olmadığı ya da onlara iletilmemiş sorunlar da var. Bunları ileteceklerdir. Çok önemli bir görüşme Kesinlikle. Bugünkü görüşme. Şimdi bir yandan da okullar açılacak 21 Eylül'de çok kısa bir süre kaldı. 3 haftadan az baktığımız zaman. Evet. Veriler de ortadayken her gün bir vaka artışı, ölüm oranlarında vefat sayısında da yükseliş söz konusu. Sizce erken mi diyeyim bu okulların açılması? Bu biliyorsunuz bu Ağustos'un 2. 3. haftasında da gündeme Tabii. geldi ve okullar açılacak dediler Ağustos'un 3. haftası. Siz ne düşünüyorsunuz? Biz okullar açılmamalı dedik bu rakamlarla. Şimdi Eylül'ün 21'ine 22'sine ertelendi. Eylül ayında da tekrar rakamlar görülecek. Bu rakamlarla okul açmanın pek bir yararı yok. Hatta üniversitelerde de ilk dönem tamamen teorik derslerin uzaktan eğitimle, video derslerle, webinarlarla yapılması tasarlandı. Bunun altyapısı da yapıldı. Üniversiteler çözüm getiriyorlar kendi sorunlarına. Orta öğretimde ve ilk öğretimde sorun biraz daha ağır. Çünkü bizim sınıflarımız biliyorsunuz sosyal mesafeyi koruyabilecekleri büyüklükte değil. Yani evet. Belki özel okullar 12 öğrenciyle derslikler çalıştırabilirler ama 40-50 öğrencinin gittiği bir sınıfta siz sosyal mesafeyi koruyamazsınız. Hibrit eğitim konuşuluyor yine günümüzde, melez eğitim. Melez eğitimde de işte öğrencilerin bir kısmı okula gelirken bir diğer kısmının evinde online izlemesi, sonra diğer öğrenciler eğitime gelirken öbürlerinin, diğer ikinci grubun giderek evde ders izlemesi şeklinde bir hibrit eğitim düşünülüyor. Üniversiteler de böyle bir çözüm getirecekler. Ben Eylül'ün 21-22'sinde bu rakamlarla ki artacak bu. Yani artış eğilimini zaten görüyorsunuz. Evet. Okulların açılabileceğini düşünmüyorum. Gerçekten sıkıntılı bir süreç. Şimdi bazı tedbirlerde alınıyor. Düğün, nişan, kına, nikah saatleri sınırlandırıldı. Bir saatte sınırlandırıldı, Doğru. yasaklandı. Peki bu tedbirler yeterli olacak mı baktığımız zaman? Denetlenmesi gerekir. Çünkü vatandaşlarımız bu yasağı dinlemeyerek bir takım eğlentiler ya da düğünler, kına geceleri düzenleyebilirler. Bu yasak doğru bir karardır. Eğer insanlar sosyal mesafe ve katılımcı sayısına dikkat ederek düğünlerini ve kına gecelerini yapmış olsalardı bu yasağa gerek kalmayacaktı. Ama toplumsal bir uyum sağlanamadığı için ki bunu bakanlık daha önce de uyarmıştı hatırlarsanız. Eğer evet. kurallara uymazsanız maske, mesafe, hijyen mecburen sıkı önlemler alacağız demişlerdi. Sonuçta bunun gerekliliği olarak da bu toplu eğlentiler iptal edilmiş oldu. Ancak denetlenmesi gerekiyor. Çünkü ben çok iyi biliyorum ki özellikle Türkiye'nin Anadolu'nun kırsal kesiminde düğünler genellikle 2-3 gün olur. Cuma günü başlar ve pazar günü biter. Öyle bir günlük düğünler olmaz. Ve çoğu kırsal kesimde bunlar denetlenmezse yapılacaktır. Bunu önlemeleri gerekiyor. Özellikle de sağlık ekiplerinin ve güvenlik güçlerinin bu konuda sıkı bir takibi ve denetimi gerekiyor. Şimdi hocam şunu da sormak istiyorum. Tüm gün boyunca konuştuk. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı verilerden sonra Ankara dedi en yüksek vaka artışının görüldüğü illerin başında dedi. Hatta en yüksek Ankara'da görülüyor dedi. Biz de diyoruz Türkiye'nin Wuhan'ı Ankara mı oldu diye tüm gün yayınlar yapıldı. Nedir bu artışa neden olan sebepler? Bunlardan birisi Ankara Bir Portal. Yani tüm kamu hizmetlerinin, genel müdürlüklerinin, bakanlıkların olduğu bir şehir olduğu için insanlarımız işlerini görebilmek açısından işte tarım teşvikleri olsun, değişik bölge yatırımlar olsun meclise ya da diğer bakanlıklara uğramak zorundalar ve Ankara'ya tüm Türkiye'nin genelinden insanlar geliyor ve buradan da tüm Türkiye'nin geneline yayılıyor. Ankara'nın temel özelliklerinden biri bu. Diğeri de bu sınavlar biliyorsunuz yine çok çevremizdeki iller ve ilçelerden gerek YGS sınavında gerek LGS sınavında YKS sınavlarında Ankara'ya geldiler. Birçok insan burayı tercih ediyor. Bunun bir takım nedenleri var. Biraz daha
rahat dersliklerde girebilmek açısından. Ve bu sınavlardan kaynaklı da bir artış oldu. Sonuçta Ankara başkent. Riskli. Ben hani Türkiye'deki genel sayılara baktım da elimdeki verilere göre toplamda İstanbul'un arkasından geliyoruz ama nüfusa oranla Türkiye'de şu anda birinci sıradayız. Yani işte 6 milyon, 6,5 milyon nüfusla İstanbul'u iki katına geçmişiz başarısızlık açısından Ankara'da. Dediğiniz gibi son iki haftada bu kadar arttı. Yani bu artışı sadece düğün ve kına geceleri ya da taziye ziyaretleri mi neden oldu? Tatillerden dönüşler de etkili oldu. Çünkü biliyorsunuz ilk önce Ağustos'un sonunda okullar açılacağı ilan edilince insanlar genellikle tatile gidişlerini Ağustos'un ilk iki haftasına yığdılar. Ve çocukların okullar açısından çünkü rezervasyonlarını öyle yaptılar ve yazdıklarına veya tatil yerlerine giden insanların da dönüşü gerçekleşti. İşte bu bir etken oldu. Sahilleri biliyorsunuz artık herkesin gördüğü bir şekilde. Ben hatta Kurban Bayramı ve yaz tatilini kutlamıştım koronavirüsün. Koronavirüsün Kurban Bayramı ve yaz tatilini kutlarım diye. Çünkü en özgür tatil yapan ve eğlenen virüs oldu. Çünkü vatandaşlarımız maskesiz denizlere girdiler. Turizmi teşvik etmek açısından ve yurt dışından gelen turizmi de teşvik etmek açısından oradaki veriler de çok şeffaf paylaşılmadı ve yayılmalar buralardan başladı, sahillerden Ankara'ya doğru geldi. Tabii bunun dışında da biraz önce bahsettiğim gibi Ankara'da iş takibine gelen insanlar köylerinden, kentlerinden virüsü getirdiler ve buradan da alıp götürdüler. Evet. Yani bir dağılma ve toplanma yeri oldu Ankara. Şimdi Hayat Heves Ağır uygulamasına baktığımız zaman sahil kesimlerinde hiç kırmızı nokta bile yok. Bunun nedenini çok iyi biliyoruz. Çünkü hatta bununla ilgili de bir takım baskılar da görüyoruz sosyal medyada. İşte turizmimizi engellemeye çalışıyorsunuz gibi. Halbuki Almanya, İngiltere gibi ülkeler zaten bizdeki verileri biliyorlar. Yani evet. Bunu takip edebilmenin diğer yöntemleri de vardır. Ve turistlerini biliyorsunuz. Türkiye'ye gitmeyle ilgili bir takım açıklamalar yaptılar. Almanya biraz daha rahat bıraktı. Ama çok acı bir olaydır ki İsviçre'de biliyorsunuz Afrika'nın pek çok ülkesinden giren kişiye PCR testi veya COVID negatifliğine dair belge istenirken Türklerden bu belge bile istenmedi. Yani Türk vatandaşlarının bu belgeyle dair girişlerini kabul etmediler. Bu bizim açımızdan acı bir olay. Gerçekten kötü. Şimdi hocam biraz önce şey demiştiniz, o konuya geri dönmek istiyorum. Ankara'da seyahatlerden dolayı yayılmış olabilir dediniz. En azından vakaların yüksek olduğu bölgelerde seyahat kısıtlaması getirilebilir mi? Giriş çıkışlar yasaklanabilir mi? Daha az mı böylece vaka sayıları ulaşılabilir? Bu biraz zor bir karar. Çünkü biliyorsunuz şehirler arası bir takım kısıtlıklar getirilmişti. İşte yaşla ilgili mesela ALO 194'ten 65 yaşın üzeri seyahat izinleri alınması gibi bir takım kısıtlıklar getirildi ama Ankara açısından hani şu illerden girişin çıkışın yasaklanması ya da şu ilçelere giriş çıkış yasaklanması gibi bir şey çok zor gözüküyor benim açımdan. Çünkü bu tip sosyal kısıtlıkların getirdiği başka sorunlar da başlıyor. İnsanlar seyahat kısıtlamasına uğradıklarında bir takım sorunlar yaşıyorlar. Çünkü yapması gereken işler var. Yani takip etmesi gereken işler var. Banka işleri var, tarım teşvik işleri var veya diğer işleri var. Bu nedenle de onlar büyük sorun yaşıyorlar. Hatta ben başka bir açıklama daha yapmışım. Ben artık 65 yaş üzeri evde kalma yasağının uygulanmasına karşıyım. Yani bundan sonra tekrar gündeme gelirse 65 yaş üstüne ev yasağı koymanın hiçbir manası yok. Çünkü bunun geçersiz olduğu anlaşıldı ve bunun hiçbir şekilde koruyucu olmadığı anlaşıldı. Çünkü eve gidip gelen diğer yaşam sorunu olan insanlar var. Başka bir sorunumuz daha var. Aslında kurallara uyanlar genelde 65 yaşın üstünde olanlar. Yani maske, mesafe, hijyen. Çünkü ben bunu marketlerde, dışarıda görüyorum. Hatta gençleri uyarıyorlar. Diyorlar ki, genç arkadaşım maskeni tak, beni rahatsız ediyorsun çünkü senden bana bulaşabilir. Bu 65 yaşını evde bıraktığımız zaman örnek olacak bir nüfus kitlesini bundan engellemiş oluyoruz. Bırakın onlar topluma ne kadar duyarlılık aşılayabilirlerse onu aşılasınlar. 65 yaşı evde tutmanın hiçbir nedeni yok. Şu anda dünya nüfusunda çok önemli %10'un üstünde antidepresan kullanımı başlamış bu COVID yasaklarından dolayı. Psikolojik olarak da etkileniyoruz çünkü korkuyoruz. Evet, panik ataklar, depresyon. Hatta biliyorsunuz şu anda Almanya, İngiltere, Fransa, Amerika'da
kısıtlılıklara karşı büyük eylemler yapılıyor. Sosyalist, anarşist ve komünist gruplar eylemler yapıyorlar. Çünkü özgürlük alanlarının kısıtlandığını ve devletlerin bu alanları kısıtlayarak kendilerine iktidar alanı genişlettiklerini iddia ediyorlar. Ve bununla da ilgili biliyorsunuz kısıtlılık karşıtı büyük eylem zincirleri var. Şimdi tüm bu tabloya baktığımız zaman sil baştan her şey yeniden mi başladı? Başa mı döndük? En başa başlamayız şu an. Evet, Mayıs ayı verilerine geri dönmüş olduk. Yani tam bu Nisan'ın sonu Mayıs'ta hani bir şey olmuştu. O verilere geri döndük ve henüz de kış gelmedi. Yani bu rakamlarla böyle gidersek Kasım Aralık'ta büyük bir tsunami gelecek. Bu tsunami artık Mayıs'ı da aratır konuma gelir. Çünkü biz biliyorsunuz 11 Mart'a kadar sıfır vaka, yani Sağlık Bakanlığı verilerine göre. Hatta 8 Mart'ta Sağlık Bakanlığı sitesinde bir harita yayınlamıştı. Bütün ülkeler kırmızı veya turuncu gözükürken Türkiye'yi yeşil göstermişlerdi. Ve sanki bütün bu dünya ülkeler içerisinde Covid'in girmediği tek ülke gibi, evet, ama nazar değdi. Hatırlıyorum o haritayı, evet, çevremizin. Sonra nazar değdi, 11 Mart'ta İtalya'dan bir import vaka geldiği söylendi. Ama şu anda çok iyi biliyoruz ki 11 Mart'tan çok daha önce Türkiye'de vaka vardı. Ama sayıları 3, 5, 10 başka yerlerden gelmişti. Örneğin Suudi Arabistan'dan gelen bir mutasyonun Türkiye'de var olduğu gösterildi ki bu da şunu gösteriyor. O tarihlerde Umre'ye gelip gidenlerin bu virüsü taşıdığı ve aslında İtalya'dan gelen kişinin ilk import vaka olmadığını bize gösterdi. Vakalar tek tüktü ama vardı ve birdenbire hatırlarsanız hatta bakanımız bir gün 19 ölüm açıkladı sabah, akşama, evet, 59 ölüm açıkladı. Yani aradaki fark bir gün içinde 40 kadar olmuştu. Bu ne kadar dramatik gittiğini gösteriyordu hastalığın. Bu o tarafa doğru gidiyor. Şu anda 44 ölüm değil mi? Son tabloda 49 ölüm var. Bu çok acı. Ki bunun en az 120 olduğunu tahmin ediyorum ben. Evet, viral bulaş pneumoni diyorsunuz. Viral bulaş pneumoni olarak tanı alan kişilerle beraber. Bakın bir grizu patlamasında, bir maden ocağı kazasında bile bu kadar ölüm görmüyorduk. Yani Giresun'daki deprem şeyde bile, heyelan ve sel olayında bile bu kadar olmuyor. Bu demek ki üstünde durulması gereken bir hak sağlığı sorunu. Korkutan tablo diyelim. Şimdi Eylül-Ekim aylarını Eylül ayına girdik. Bir de önümüzde Ekim ayı var. Grip salgını olacağını söylüyorsunuz. Sürekli uyarıyorsunuz. Grip aşısı vurulun deniyor vatandaşlara. Ama yeteri kadar bir aşının temin edilemeyeceği söyleniyor. Böyle iddialar var. Eylül-Ekim ayları içinde tablo daha da mı kötü olacak? Tabii, çünkü hem semptomlar açısından benzerlik olduğu için hem de süper enfeksiyonlar için. Süper enfeksiyon şu demek: siz bu viral enfeksiyonu geçirirken COVID ile ilgili üzerine bir takım bakteriyel enfeksiyonlar da binebiliyor ve tablo ağırlaşıyor. Örneğin komorbidite dediğimiz, yani KOAH astımlı hastalarda bir takım riskler de üstüne bindiği için ölüm oluyor. O zaman ne yapılması gerekiyor? Türk Tabipleri Birliği bunu da açıkladı. Sağlık Bakanlığı bir kampanyayla bu aşıları temin etsin ki geçmişte yapmıştı biliyorsunuz kuş gribi, evet, döneminde. İşte risk gruplarını belirleyerek, belli yaşın üstünde olanlar, işte sağlık personeli mesela birinci sırada, bunları aşıları bir kampanya dahilinde yapsın, ücretsiz olarak yapsın diye. Sağlık Bakanlığı 40-50 milyon dozu temin edebilir. Ama eğer vatandaş kendi imkanlarıyla bu aşıyı temin etmeye kalkarsa piyasa buna cevap veremeyecektir hemen. Yani bunu biz görebiliyoruz. Ekim ayının birinci, ikinci haftasında yeni mutasyon aşısı gelecektir. Yani şu anda eğer aşı almaya kalkarlarsa o Nisan ayındaki eski aşı olacağı için etkili olmayacaktır. Yeterli bir güvenlik sağlamayacaktır. Ama Ekim'in birinci, ikinci haftası devlet böyle bir kampanyayla risk gruplarını aşılarsa ölüm oranlarını aşağı çekebilir ve en azından grip artı COVID, yani influenza artı COVID artı diğer bakteriyel enfeksiyonların süper enfeksiyonu engelleyerek önemli bir başarı elde etmiş olur. Peki şu an hükümetin ve Sağlık Bakanlığı'nın bu süreç için yeni tedbirler alacağı konuşuluyor. Yani baktığımız zaman nasıl bir tedbir almalı ki daha az zararla çıkalım bu işten? Peki bununla ilgili yapması gereken birinci şey filyasyon ekiplerinin çok iyi çalışması ve izolasyonların iyi düzenlenmesi. Birinci tedbir şu olmalıdır: evde izolasyon uygulaması yanlıştır. Biliyorsunuz %80 olguyu evlerine göndererek, ilaçlarını vererek filyasyon ekipleri orada tedavi ediyor. Bunun nedeni de çok basit: hastanelerde yeterli karşılayabilecek bunu bir yatak sayısı yok. Hani övünüyorduk biz hastanelerde yatak sayımız yeterli diye. Bu karantina ve izolasyon ünitelerinin sayısını arttırarak, işte kapatılan hastaneleri açarak en azından,
Ankara'da bugün talimat verdiklerinde bir hafta sonra 3000 yataklı hastaneler açılabilir. Bunlar zaten kapatılmıştı köklü kurumlarda. Bu insanları evlerinde izole etmek yerine orada izole etmek. Bu birinci koşul. Evde izole edilince sorun nereden kaynaklanıyor? Çünkü ev halkına bir takım kurallarla, afişlerle, posterlerle işte şu kadar mesafeyi koruyun, işte gıdalarını veya şu şekilde verin, yaklaşmayın deniyor ama ev halkı kendini bir risk altında hissediyor ve bir bulaşı arttırıyor. Başka bir sorunumuz da var. Hastaneye yatırdıklarında da sağlık personeli yetersizliği nedeniyle hastaların yakınları refakatçi olarak sesleniyor. Bu durumda hasta yakınları da şundan yakınıyorlar. Tamam biz hastamızın bakımını yapalım ama sonuçta biz de enfekte olacağız. Evet. Bu açıkça bir şeyi gösteriyor. Türkiye'de sağlık çalışanları yeter. Biz insan kaynaklarını ihmal ettik. Yani sağlık çalışanlarının sayısı ihmal edildi, teşvik edilmedi. Hatta istifalar arttı. Son dönemde takip ediyorsunuzdur. Artık hekimler istifa ediyor. Bir Ankara'daki çok önemli ismini vermeyeceğim bir hastanenin 3 göğüs hastalıkları uzmanı birden istifa etti. Ve şu anda göğüs hastalıkları uzmanı yok. Çünkü iş yoğunluğundan bir yorgunluk ve tükenmişlik sendromu var sağlık çalışanlarında. Yeterince hemşire istihdam etmedik, yeterince hasta bakıcı istihdam etmedik. Ve çalışanların yükünü de döner sermayelere yıktılar. Yani hastanelerde şöyle bir uygulama başladı. Eskiden 657 ya da diğer güvenceli iş çerçevesinde çok sayıda insan istihdam edilirdi. Bu istihdamı ortadan kaldırdılar. Sözleşmeli personele yönlendirdiler. Ve maaşlarını döner sermayeden almak koşuluyla bir takım uygulamalar yaptılar. Bu da sağlık çalışanı sayısını azalttı. Bir örnek vereyim, hep övünüyorlar. Hiç kimse de bunu sorgulamıyor. 42 bin yoğun bakım yatak sayısı olduğunu söylüyorlar Türkiye'de. Bu 42 bin yatakla bizim dünyada birinci olduğumuzu iddia ediyorlar. İşte Ankara'daki yoğun bakım sayıları da elimde var. Biraz sonra ona da değineceğiz zaten. Programda süremiz yeterse. Ve bunu ancak yoğun bakım yatak sayısı başına kaç hemşiremiz düşüyor, kaç doktorumuz var bundan hiç bahsetmiyorlar. İnsan kaynakları şu anda bu kapasiteyle uyuşmuyor. Bunu söyleyeyim. Anestezi yoğun bakımcılar yakınıyorlar, cerrahi yoğun bakımcılar yakınıyorlar. Diğer ara yoğun bakım üniteleri yakınıyorlar, personelleri yok. Yeterli personel olmadığı için de aynı anda ağırlaşan 3-4 hastaya koşabilecek sizin personeliniz yok. Ölümlerin de çoğu zaten bu insan kaynakları yetersizliğinden oluşuyor. Teknolojinin hiçbir kıymeti yok. Sizin solunum cihaz sayınız ne kadar ona bakmak lazım bir. İkincisi her yatağın başına bir hemşire koyabiliyor musunuz? Ve her yoğun bakım ünitesine en az 2 doktor, bir uzman koyabiliyor musunuz? Bunlara bakmak gerekiyor. Şimdi yoğun bakım ünitelerine de girelim. Yeterli değil değil mi? Şu anda doluluk oranları nedir? Sağlık Bakanlığı biz hani bir sıkıntı yok yoğun bakımlarda diyor. Yani sizin sahada aldığınız bilgiler nedir bu, peki? Bu doğru değil. Bakın hayattan şey örnek vereyim ben size. Bildiğimiz örnekler. Glasgow Üniversitesi'nden benim çok değerli dostum yoğun bakımlık bir durumda şehir hastanesinde yattı. Ve yoğun bakıma aktarılamadı. Klinikte gözlemi devam ettirildi. Yani yoğun bakıma yatacaklar klinikte bekletiliyor. Klinikte yatması gerekenler evde izolasyonda Türkiye'de şu anda. Bu tamamıyla gerçek yaşamdan örneklerdir. Çok daha acısı o arkadaşımın yattığı kliniğin şefini aradığımda şefin de hasta olarak evde COVID-19 pozitif olduğunu öğrendim. Onun asistanını aradığımda asistanım da başka bir hastanede yatıp COVID-19 pozitif olduğunu öğrendim. Bu şunu gösterir, bir kaosa girmiş durumda Türkiye. Pek çok hastanede bu sorun var. Yani hatta bunu ilk önce dile getiren bir milletvekilimiz oldu. Evet. Mecliste Murat Emir milletvekili, kendisi de doktor ve yoğun bakım ve kliniklerin, COVID'e ayrılmış kliniklerin 6 hastanenin rakamlarıyla vererek son derece dolu olduğunu, full olduğunu ve biz o dönemde verileri topladık. Hatta webinar programlarla da söyledik, haklıydı sayın milletvekili. Bunun üzerine zaten valilik bir belge yayınladı. Tüm hastanelerin %50 yatağını en az COVID'e ayırması gerektiğini söyledi. Başka bir şey daha gelişti 28-29 Temmuz arasında. O gün tablonun yapısı değişti. Hatırlarsanız evet. Yoğun bakım entübe vaka sayısını artık görebiliyordunuz. Yüzdelerle artık görüyoruz. O yok, yüzde olarak veriyorlar. Bu tablonun değişmesinin nedeni Murat Emir'in meclisteki konuşmasıydı. Çok da hızlı davrandılar, aynı gün yaptılar. Vatandaşın anlayamayacağı bir şeye çektiler. Bunu da uluslararası standart olarak anlatıyorlar. Uluslararası standart bu değil. Değil uluslararası yani. Standart hane hane, hastane hastane, kişisel verileri koruma kanunu uygun bir şekilde. Yani kişilerin ismini bilmeden ama o bölgedeki
kaç hasta var bunu görmeniz de olur. Ankara'da bunu biliyorsunuz bir kırmızı haritayla gösteriyorlar. Kırmızı yeşil tonlamalarla illerde hangi bölgelerde risk fazla. Şu anda Ankara kırmızıya boyanmış durumda o haritayı da hatırlarsınız. Evet. Bu da Ankara'nın ne kadar tehdit altında olduğunu. Hatta bir arkadaşımız şöyle söylüyor sağlıkçı. Hocam çember daralıyor. Evet. Yani bizler de artık yakında hasta olacağız dediler. Umarım olmazlar. Önlemlerden bahsettiğim gibi sağlık politikalarını yaparken evde izolasyonu uygulaması yanlış. Hasta refakatçilerinin hastayla beraber kalması yanlış. Yeterince hasta bakıcı ve hemşire istihdam edilmelidir. Bu dönemde şunu yapsınlar. Pek çok kuruma, örneğin Diyanet İşleri'ne bu kadar kadro ayıracaklarına, sağlık personellerine kadro ayırsınlar ve kadrolarını yüklesinler. Başka bir şey daha yapsınlar. Çok uzun süredir maaşlarında iyileştirme yapılmadı sağlık çalışanlarının. Bu tükenmişlik sendromu, yorgunluk sendromunun karşılığında motivasyon sağlayıcı ve istifaları önleyici bir uygulama maaşta iyileştirmedir. Bu iyileştirme de zaten hak ettikleri bir şeydir. Yani enflasyondan dolayı zaten %100 alım güçleri 2005'ten sonra düşmüştü. Yani şu anda alım gücü yarı yarıya birçok meslek grubuna yaptılar. Çok iyi bir maaş iyileştirmesini ve emekliliğe yansıyan güvenceli bir maaş artışını Sağlık Bakanlığı'nın yapmasını tavsiye ederim. Aksi takdirde istifaları durduramayacaklar. Kötü bir durum gerçekten. Şimdi böyle giderse sağlık sistemimizde ciddi ciddi sorunlar olacak mı? Sağlık sistemimizin çökeceğini söyleyenler var. Tablo peki, böyle giderse. Bu rakamlarla henüz çökmez. Ama bu rakamlar 15 bine ulaşırsa yani resmi rakamlarda Kasım'da bir 15 binleri görürsek şeyi karşılayamayacaktır. Yoğun bakımlar 42 bin yatak. Hatırlarsanız İtalya'da %8 iken ölüm oranları. Türkiye'de %2.3 civarındaki bizde burada yine Mart ayında da bu ilk vaka açıklandığında şunu söylemiştik. Türkiye'de bu %2.3 aralığında seyreder. Bunu ne hangi bilimsel veriye göre öngördüğümüzde söylemiştik ve haklı çıktık onda da. Niçin %8 ölüyordu İtalya'da ya da İspanya'da? Çünkü sağlık sistemi göğüsleyemeyeceği bir dalgayla karşılaştı ve hastalara solunum cihazı temin edemediler. Solunum cihazı temin edilemediği için hastalar kaybedildi. Yaşlı nüfustan dolayı hastalar kaybedildi. Bunun dışında birkaç da tane daha etken var değişken olarak bizim variable dediğimiz. Yani solunum destek ünitesi çok önemli. Yaşam kurtarmada, yaşam kurtarıcıdır. Şimdi gördünüz mü bilmiyorum ama büyük olasılıkla görmüşsünüzdür. Test kuyrukları. Evet. Korkutucu değil mi? Baktığımız zaman çünkü uzun bir kuyruk var, sosyal mesafe yok. Çoğu zaman vatandaşlar hastane içerisinde bunalmış, maskelerini indirmişler ve o kişiler korona olup olmadığını öğrenmek için oradalar. Evet. Biliyorsunuz e-nabız programı gibi veya online programlarla da 24 saat içinde veya SMS mesajlarla hem alıyorlar hem de filyasyon ekiplerine iletiliyor ama insanlarımız tabii şöyle mesela yurt dışına seyahat edecek 48 saat önce test sonucunu alması gerekiyor. O yüzden o acelecilik ve şey içerisinde kurumlara gidip sonucunu bizzat alıp seyahatine çıkmak istiyor. Bu işin biraz yükünü de aile hekimlerine yıktılar yine. Bu evet. Da acı. Mesela kart testleri de şimdi aile hekimlerine yıkmayı düşünüyorlar. Batı'da şöyle, çağdaş ülkelerde eğer bir grubun, çalışma grubunun iş yükünü arttırıyorsanız maaşını da arttırırsınız. Bu çok klasik bir şeydir. Yani siz onun iş yükünü, günlük 8 saatlik iş yükünü 10 saate çekiyorsanız buna göre de bir maaş artışı sağlarsınız. Ama maalesef aile hekimlerine bir kölelik düzeni dayatılıyor, angarya yükleniyor. Ve bu kart testleri de onlara yükleyecekler. Başka bir şey daha gelişti Türkiye'de bu dediğinizle ilgili olarak. Biliyorsunuz özel sektör hastanelerine PCR evet. yapma yetkisi verildi. 250 lira gibi bir ücretle insanlar gidip burada test yaptırıyorlar. Test özel sektöre büyük bir kaynak aktarılıyor. Bunlar acıdır. Sosyal devlete yakışmayacak işlerdir. Bunları Sağlık Bakanlığı'nın ve üniversitelerin kamu hastanelerinin yapmasında büyük yarar var. Ve sayı şu anda 100 bin ulaşmış durumda test sayısı. Bunun da ama ne acıdır ki 20 bin kadarı Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı gibi kurumlarda yapılıyor. Yani imtiyazlı bir sınıf doğdu bu testlerde. Onlara 3 günde bir, 4 günde bir yapılırken
sağlık çalışanlarına test yapılmamaya başlandı. Ne kadar acı. Onlar her gün hastayla karşı karşıyalar. Sağlık çalışanlarının endikasyonları kısıtlandı. Aynı zamanda vatandaşa PCR testi yapılmasının endikasyonları da kısıtlandı. Örneğin siz gidip eğer derseniz ki ben birisiyle temas ettim, PCR pozitif olan birisiyle, size test yapmıyorlar, belirtiler olunca gelin diyorlar. Ama biz çok iyi biliyoruz ki %25'inde hiçbir belirti vermiyor. Peki siz eğer birisiyle karşılaşmışsanız ve COVID'e yakalandıysanız ve PCR testini yaptıramıyorsanız ama pozitifseniz gidip başkalarına yaymayacak mısınız? Bunlar yanlış politikalardır. Evde izole edin kendinizi diyorlar mı peki böyle bir durumda? Hayır, çünkü orada temaslı kişiyle ilgili filyasyon ekibinin fikrini soruyorlar. Diyorlar ki bu temas doğru mu değil mi? Ama burada vatandaşın beyanı esas olması gerekir. Yani siz ben böyle bir ortama girdim çıktım. Oradaki birisinin de sonradan COVID pozitif olduğunu öğrendim. Şahsı hatırlamayabilirsiniz bile. Yani bir kuruma girmişsinizdir. Örneğin bir AVM'ye. AVM'deki altı personelin COVID olduğunu bildiyseniz eğer, oradaki genel klima üniteleri nedeniyle bunun öyle 2 metre, 3 metre ile kısıtlı olmadığını da biliyorsunuz bulaşın. Ve gidip bunu beyan ettiğinizde bunun yeterli olması ve bir testin yapılması lazım. Bu devletin birinci yükümlülüğüdür. Yine bilimsel olarak daha önce de söylemiştik. Covid testini hiç semptom göstermeyen, teması olmayan insanlara da yapmanın yararı vardır. Çünkü bir 10 bin, 20 bin kişilik kitleye bunu yaparsanız ve asemptomatik vakaları yakalarsanız hiçbir belirti vermeyen, onlardaki farklılıkları gözlemleyerek niçin bunlar hasta olmuyor? Belki oradan bir tedavi seçeneği oluşturabilirsiniz. Yani hasta olmayan insanlardan aldığınız biyolojik verilerle bir tedavi şeyini de bulabilirsiniz. Onları koruyan nedir acaba? O koruyan şeyi bulduktan sonra diğer insanlar için de bir tedavi seçeneği oluşturabilirsiniz. Bunlar bilim açısından önemli ama Türkiye'de maalesef bilim kurulunu bile dinlemeyen bir politika evet. var. Bilim insanlarını hatta soruşturma açılan değil mi? Kayan Bursa'da Pala. Kayan Pala hocamıza bilimsel verileri açıkladı diye soruşturma açıldı. Sonuçta çok da güzel bir karar verdiler. Soruşturma ekibi, ben kendilerini kutluyorum. Ne dedi oradaki hocalarımız? Bilimsel verilerin bir bilim insanı tarafından paylaşılması bilimsel özgürlük içerisindedir ve cezai bir şeyi yoktur, işlem gerektirmez diye. Bu sevindirici bir şey ve örnek bir karar oldu. Bilim insanlarını susturmasınlar, bilim insanlarından yararlansınlar. Sonuçta hepimiz bu ülkenin yararını istiyoruz. Hepimiz Sağlık Bakanlığı'nın başarılı olmasını istiyoruz. Kesinlikle. Ve bizi dinlerlerse biz onlara çok daha farklı önerilerimiz de olacaktır. Çünkü dünyanın genelinden hem bilimsel veriler bize geliyor hem önlem farklılıkları nelerdir. Bakın mesela elimdeki listede 18. sıradayız. İşte Pakistan, Bangladeş gibi. Hindistan gibi ülkeler bizden fazla, Suudi Arabistan bizden fazla. Şimdi bu resme baktığımızda bir şeyi çok iyi görüyoruz. Türkiye çok başarısız değil ama başarılı da değil. Yani ne büyük başarı öyküsü çıkar buradan ne başarısızlık öyküsü. Çünkü ne sürü bağışıklığı yaptı ne tam sert önlemler aldı. Ortada bakın, gitti. Ama bu listede önemli bir şey var. Almanya'nın hiç ismi yok. Güney Kore'nin hiç ismi yok. Bu önemli. Onlar durdurdular bunu. Niye? Çünkü hem tarama testlerini çok fazla sayıda yaparak, hem filyasyonu ve izolasyonu çok iyi uygulayarak ve hatta cari fazlalarından vatandaşlarına destek aktararak Türkiye maalesef bunu da yapabilecek konumda değil ekonomik olarak. Şimdi hocam baktığınız zaman yine görüntüler üzerinden gitmek istiyorum. Otobüsler, dolmuşlar, tıklım tıklım, nefes alacak yer yok. Yani ne yapacağız? Hani vatandaşlar diyor ki ben işe gitmek zorundayım. Nereye kadar hani bekleyebilirim? Dolmuşçu diyor ki ben müşteri almak zorundayım. 2-3 müşteriyle hayatımı sürdüremem. Ya baktığınız zaman herkes haklı ama ortada da bir virüs salgını var. Evet, hatta o kadar iç içe gitmek ne kadar doğru yani? Biliyorsunuz 1 Haziran'da normalleşmeden sonra toplu taşıma araçlarında her sıraya bir kişi oturtma ya da aralıklı oturtma gibi bir takım prensipler geliştirildi ama buna uylamadı. Çünkü de facto olarak hiçbir taşıtan o ücretle o kadar sayıda insanı taşıyarak ticari yaşamını sürdürebilme imkanı yok. Bu şehirler arası otobüsler için de geçerli, uçaklar için de geçerli. Hatırlarsanız Türk Hava Yolları da böyle bir uygulamayı yapacağını söyledi. Ama sonra son zamanlarda uçağa bindiyseniz ya da binen arkadaşlarla konuşursanız yan yana herkesin oturduğunu biliyoruz. Yani arada bir mesafe konulmuyor çünkü sonuçta masraflarını karşılayamazlar ve herhangi bir şekilde ticari yaşamlarına devam etme imkanları yok. Bu gerek halk otobüsleri olsun, gerek minibüsler olsun, gerek Türk Hava Yolları veya diğer hava şirketleri olsun buna uyulamaz.
Siz eğer ulaşımı serbest bıraktıysanız defakto olarak da bu kalabalığın olmasını beklersiniz. Ne yapmak lazımdı? Vardiyalı sistem konuşuluyor mesela. Buna evet, geçirse bu, biraz o işte, yoğunluk gidebilir miydi? Elbette. Bununla ilgili bir önerimizi biz daha önce de yine sizin kanalınızda yapmıştık. Örneğin mesai başlangıç saatleri ve bitiş saatleri farklılaştırılarak, ki bu Ankara için biliyorsunuz genel müdürlükler ve kurumların dağılma saatleri farklıdır. Bir saat fark vardır. Trafiği azaltmak için iyi bir uygulamadır. Yani valiliğin bu kararı da doğru bir karar. Ha şimdi ne yapılabilir? 7, 8, 9, 10 gibi başlangıçlar. Akşam 4, 5, 6, 7 gibi dağılışlar yapılarak mesai saatleri düzenlenip trafik %25'e çekilebilir. Ve insanlar böylece gerek toplu taşımada gerekse araçlarıyla yol alırken fazla risk almadan işlerine gelip gidebilirler. Bu doğru bir uygulama olacaktır. Zaten şu anda batıda başka bir şey daha var, akım daha var. Biliyorsunuz mesai saatlerinin 6 saate çekilmez. Hı hı. Yani Türkiye bunda da biraz geç kalacak gibi gözüküyor. Dijital teknolojilerin gelişmiş olması, home office çalışmaların yaygınlaşmış olması, insanların daha kısa sürede daha verimli çalışabilir hale gelmesiyle artık dünya bugün 6 saat mesaiyi konuşuyor. Bizim de artık bunları konuşmamız lazım. Çok önemli diyorsunuz. Şimdi aşı çalışmaları ne durumda hocam? Bir bilgi aldınız mı? Var tabii, mı? Geliyor tabii. Mu bilgi? Ne zaman gelecek bu aşı? Tabii ben iyimser tahminlerimi şeyde söylediğimde Ağustos, Eylül bekliyorum. Biraz eleştiri konusu olmuştu kendi meslektaşlarımın açısından da. Ben de şunu söylemiştim o zaman. Teknoloji, in silico immünoloji teknikleri bir informatikteki gelişme nedeniyle aşı öyle 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl gibi sürelerde gelmez. Ben Ağustos, Eylül gibi bir aşı beklediğimi söylemiştim. Sonra sanki Putin beni yanıltmamak için bir açıklama yaptı ve kızına da yaptırdı. Bir aşı 5000'den bahsetti. Bahsettiğim o değildi. Benim 13 ve 17 Ağustos gibi şeyden Fauci ve Dünya Sağlık Örgütü'nden bir açıklama bekliyordum. O 2 gün önce geldi. Biliyorsunuz evet. Bir açıklama yaptı. Aşı ruhsatını hızlandırabilirim dedi. Yani bir takım etik basamakları atlayarak komplikasyon şeyi beklemeden güvenli aralıkta antikor üretim üretmediğine bakmaksızın 6 tane aşı var çünkü şu anda çalışmalar süren ipi göğüslemeye yakın olan pek çok aşı çalışması var 110 kadar ama 6 tanesi çok yakınlar. Hatta çok yakında 30 bin veri setlik bir aşı çalışması deklare edilecek. O nedenle oradaki beklentimde de halen de Eylül ayında ben... Hala Eylül ayındayız. Bitmedi Eylül ayı. Diyoruz Eylül ayı bitmedi. Bize ne zaman gelecek? Şöyle erken gelecek gibi gözüküyor. Yani öyle 2 ay sonra gelecek gibi gözükmüyor. Bunun da nedeni şu. Türkiye'de ön alım ve şey konuşmaları yaptı. Biliyorsunuz biz 2-2,5 ay sonra Türkiye'ye girebilir demiştik hatırlıyorsunuz. Evet. Bunun nedeni de lojistik, gümrük ve diğer ülkeler sıraya girdiği için mesela Amerika Birleşik Devletleri 50 milyon öbürü 40 milyon 30 milyon gibi açıklamalar yaptılar. Batılı ülkeler ön alımlara girdiler. Türkiye'nin biliyorsunuz Çin'le ekonomik ilişkileri çok iyi ve bu ekonomik ilişkiler nedeniyle Çin Türkiye'yi önceleyecek. Bunu da haberini aldım. Ve Türkiye'ye büyük doz miktarında aşı verilecek. Türkiye'de Kasım, Ekim gibi uygulamalar başlar diye düşünüyor. Mesela ayın 15'inde deneme aşıları başlıyor. Ben bu deneme aşılarına katılacağım. Yani kimlik numaramı bildirdim, telefonumu. Çünkü iki nedenle. Bir immünolog olarak eğer dışlanma kriterlerine yapıyorsam. Hı hı. Yani dışlanma kriterleri vardır. Örneğin bazı kişiler aşı çalışmasını hiç alamazsınız bazı nedenlerle. Onun testi yapılacak. Testi veya soruları sorulacak. 15 Eylül'de kamuoyunun önünde, medyanın önünde ilk aşıyı kendime yaptıracağım ki vatandaşımız bu konularda işte bizi denek mi yapıyorlar, kobay mı yapıyorlar, acaba bu aşının çok yanlış etkileri mi olacak endişesine kapılmasın. Hiçbir etkisi olmayacak çünkü bu dengue virüsü gibi değil. Yani bir immünolog olarak bunu söylüyorum. Dengue virüsünde kötü bir tecrübemiz oldu bizim ama SARS-CoV-2 aşısında cross reaksiyonları informatikle çözüldü bu şeyin, aşının içine konulan maddelerin bir zararı yok. Yani belki koruyucu olmayacak, onu göreceğiz. Ama bir vücutta yan etki yapmayacak. Öyle diyorsunuz. Öyle. Şimdi aşı mı ilaç mı desem hangisi daha çabuk ulaşır kitlelere? İlaç aslında aşı. Daha çabuk ulaşır ama aşı kadar etkili olur mu? Peki aşı ulaşır. Çünkü bu RNA virüsleriyle ilgili antiviral ilaçların gelişmesi biraz yavaş gitti.
Hani çok iyi bilirsiniz siz, 20. yüzyılın başında penisilin mucize ilaç oldu. Çünkü kesinlikle bütün bakterileri, pnömoni işte, gibi pek çok hastalığın iyileştiren bir mucize ilaçtı ve çok bakteri etkiliydi. Fakat sonra süreç içerisinde dirençli suçlar gelişti. Yani bakteriler direnç kazandı ve etkisiz oldu. Ama antiviral ilaçlar biraz daha zorluk içerir. Nedenleri var bunun. Belki birkaç yıl içinde çok önemli, bunda da penisilin gibi çok önemli çalışmalar gelecek. Welcome Research Laboratuvarlarıyla konuştuk bu konuyu. Yeni bir ilaç üstünde çalışıyorlar. Onun biraz daha süresi var. Peki bu aşı geldi diyelim, hemen vurulabilecek miyiz bu aşıyı? Risk gruplarına önceleyeceklerdir. Yani öncelikleri risk olacak. Grupları 65 yaş üstü, KOAH'lar, astımlar, obezler, hipertansiyonlar, şeker hastaları, sağlık çalışanları. Bu grupları vurduktan sonra kalanını da talep edenlere yaparlar. Ama öncelikle biliyorsunuz ki risk gruplarına yapılması lazım. Bu zaten devletin yapması gereken şeydir. Şimdi hocam yayınımızın sonuna doğru geliyoruz. Birkaç dakikamız kaldı. Buradan tedbirlere uymayan vatandaşlara bir kez daha seslenir misiniz? Biz sağlık çalışanı olarak biz peki, sürekli haberlerimizde yansıtmaya çalışıyoruz. Lütfen tedbirlere peki, uyun diyoruz ama bir de sizin ağzınızdan peki, duysunlar. Ankara'da 693 sağlık çalışanımız enfekte oldu. 5 tane vefat eden arkadaşımız var. 2 hekim, 2 diş hekimi ve 1 sağlık işçimiz, emekçimiz. Tüm Türkiye'de 73 sağlık çalışanını kaybettik. Bunların 37'si hekim. Eğer bizlere acıyorlarsa, bizlerin ölmesini istemiyorlarsa, bizden çok yorulmasını istemiyorlarsa yapacakları çok basit 3 iş var. Maske kullansınlar, ellerini sık sık yıkasınlar. Ki el maskeden çok daha önemli. Ben gözlemim öyle. Yani etrafa dokunduktan sonra ağızlarına, yüzlerine sürerlerse elbette ki enfekte olacaklardır. Bir de mesafeyi korusunlar. Evet. Ben bakın 15 gün tatilimi aldım. Bunu yazıyorum da. Şu anda tam bir takım sonuçlar da aldıktan sonra bunu makale haline çevireceğim. Arabamın arkası tamamen bir sağlık güvenlik ekipmanı deposu haline gelmişti. Her tür maske, tulum, hatta solüsyonlarla beraber 14 vilayet gezdim. 1000'e yakın insanla temas kurdum. Ama mesafeyi korudum. Maskemi hiç çıkartmadım. Ellerimi sık sık jellerle ve alkol bazlı dezenfektanlarla temizledim. Negatif gittiğim seyahatimde negatif döndüm. Bu bize şunu gösteriyor. Eğer kurallara uyarsanız sosyal yaşamada devam etmenizde hiçbir sıkıntı yoktur. Ama kurallara uymazsanız çevrenizi tehdit ediyorsunuzdur. Kendi sağlığınızı ihmal ediyorsunuzdur. Ve en başta da sağlık çalışanlarının ölmesine ya da hastalık geçirerek işinden mahrum olarak size sağlık hizmeti getirememesine neden oluyorsunuzdur. Yine son olarak da şunu söylemem lazım. Eğer bir sağlık çalışanı COVID-19 enfeksiyonuna yakalanmışsa bu bir meslek hastalığıdır. Kesinlikle meslek hastalığı kapsamında ele alınmalıdır ve aileleri mağdur edilmemelidir öldükten sonra bile. Bunu buradan söylüyorum çünkü bu doktorların da aileleri var, çocukları var. Nasıl ki torna tezgahında elinizi bir matkaba kaptırabilirsiniz. Burada virüs görünmüyor diye, siz o virüse yakalandınız diye bu meslek hastalığı değildir uygulaması son derece yanlış. Fransa bunu bakın kabul etti ve meslek hastalığı olarak kabul edecek. Türkiye'deki hiçbir Türk hekimi veya Türk vatandaşı Fransız vatandaşından daha değersiz değildir. Fransız Başbakanının halkına verdiği değeri Türkiye Cumhurbaşkanı'nın da bize vermesini buradan diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Vedat Bulut yayınımıza katıldınız. Anlattıklarınız çok önemliydi, değerliydi. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, Gündem Özel programının sonuna geldik. Yarın saatler 20'yi gösterdiğinde tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.